Değerli izleyenler hoş geldiniz. Önce sağlıktan herkese merhabalar. Her hafta olduğumuz gibi bu hafta yine sizlerle beraberiz. Bu hafta önce sağlıkta göz hastalıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Göz hastalıklarından keratokonus konusunu bugün ele alacağız. Keratokonus hastalığıyla ilgili merak edilenleri, yapılması gereken önlemleri bir uzmandan dinleyeceğiz bugün. Bugünkü konuğumuz Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Kemal Yayla hocamız bizlerle birlikte. Kemal Bey ile birlikte bugün süremiz yettiğince bu konuya ve diğer göz hastalıklarına da gireceğiz. Sizler de program boyunca sorularınızı bize iletebileceksiniz. Tekrar DEHA TV ekranlarımıza hoş geldiniz efendim. Evet hocam hoş geldiniz stüdyomuza. Hocam göz hastalıklarını hep konuşuyoruz. Tabii önemli bir konu da var. Keratokonus evet. Konusu. Bununla ilgili de çok sorular geliyor sürekli izleyicilerimizden. Bununla ilgili bu hafta bu konuyu işleyeceğiz. Keratokonus nedir hocam? Belki de ilk kez duyanlar olabilir. Bu hastalıkla sürekli mücadele edenler de olabilir. Evet. Neler söylemek istersiniz? Şimdi keratokonus dediğimiz hastalık bizim gözümüzün ön merceği, kornea dediğimiz ön merceğin şeklinin bozulması ve buna bağlı olarak da görmemizin bozulmasına yol açan bir hastalık, keratokonus dediğimiz hastalık. Şimdi kornea bizim gözümüzün ön merceği ve göze gelen ışığın kalitesinin büyük kısmından da bu tabaka sorumlu. Tabii ki bu tabakanın şekli bozulduğunda görüntü de bozuluyor. Hastanın numarası, gözlük numarası hızlı bir şekilde artıyor ve buna bağlı olarak da hasta net göremiyor. Evet. Genel olarak bu. Evet, genel olarak bunu söyleyebiliriz. Peki hocam bu keratokonus herkesi görülebilir mi? Yaşlılarda görülüyor mu? Bebeklerde olabiliyor mu? Yani yaş grubu nasıl acaba? Şimdi şöyle, dünyada genelde ergenlik çağında başlayıp 40 yaşına kadar olan süre içerisinde bu hastalığı görüyoruz. Evet. Bazen uç vakalar da oluyor tabii ki. Yani daha küçük çocuklarda, 10 yaşından küçük çocuklarda bile rastlayabiliyoruz. Evet. 40 yaşın üzerindeki hastalarda olabiliyor bazen ama genel olarak kabul edilen ergenlik dönemi, işte 15 yaş diyelim kabaca evet. Ve 40 yaş aralığında sık gördüğümüz bir hastalık. Yaş grupları bu şekilde. Evet. Peki hocam bu keratokonusun belirtileri neler? Evet. Yani kişiler özellikle çocuklarımızda ergenlik tabii. Çağında olan 15 yaş civarında insanlar bunu nasıl algılayacak? Göz şimdi, muayenesine gitmediğini varsayalım. Şimdi birçok hasta geliyor bize. Gözlük muayenesi, gözlük kullanan ve gözlük muayenesi için gelen hastalarımız oluyor. Şikayetleri şu oluyor. Gözlük aldım, yakın zamanda bir gözlük aldım ama bu gözlük de yetmiyor. Numaram çok hızlı ilerliyor. Sürekli gözlük değiştiriyorum. Yeniden gözlük değiştirmek için geldim diye gelen genç hastalarımız çok fazla evet. Oluyor. Bu hastalarda özellikle keratokonustan şüphelenmek gerekiyor. Yani hızlı bir şekilde gözlük değiştiren, gözlük numaralarının, göz numaralarının hızlı bir şekilde arttığı hastalar bizim için keratokonus olma ihtimali olan hastalar. Özellikle evet. Genç hastalar. Bu şikayetle daha çok geliyor hastalarımız. Evet. Yani bununla ilgili görsellerimiz de var hocam. Evet, onlardan evet. Da bir arkadaşlarımdan rica edeceğim. Onu da bir ekrana getirelim. En azından olayı daha iyi grafiklerle de anlatmaya çalışalım. Evet. Bunu da bir tam ekran yapabilirsek. Şimdi bakın soldaki resim normal korneaya bakın. Gözümüzün evet. Ön merceği. Belirli bir eğikliği var bu tabakanın. Belirli bir açısı eğikliği var. Ama bakın diğer sağdaki resimde bu korneanın öne doğru bombeleştiği, şeklinin değiştiği, sivrildiği görülüyor. Evet. Tabii ki böyle bir korneada görüntü de bozuk olacaktır. Evet, yani beyzbol göze topu gibi olmuş hocam. Evet öyle diyebiliriz ya da işte bir balona benzetiyorum ben bunu. Evet, balonun bir tarafı, evet, balonun bir tarafı incelmiş ve o tarafa doğru balon bombeleşmiş gibi. De evet, bazen hocam. Hastalarıma tarif ediyorum hastalığı anlatırken. Yani bu şekil bozulduktan sonra ilerleyici bir hastalık tabii keratokonus. Böyle kalmıyor. Yani sürekli kornea inceliyor bu bölgeden, bombeleştiği bölgeden evet. İnceliyor. Ve sonunda tabii ilerleyen vakalarda görme çok ciddi şekilde bozulabiliyor. Bazen göz nakline, kornea nakline kadar gidebiliyor bu hocam, hastalık. Hocam bu hastalıkta erken müdahale de önemli tabii o zaman. Tabii ki tüm hastalıklarda yani olduğu gibi. Tabii. Tüm hastalıklarda evet. Olduğu gibi. Bunda da özellikle dedim ya gençlerde böyle hızlı gözlük değiştiren, gözlük numarasından bir türlü mutlu olmayan hastalarda bunu yakalamak, bu hastalığı erken evet. Dönemde yakalamak ve gerekli tedavi yapmak evet. Gerekiyor. Mutlaka göz muayenesini öneriyoruz. Kesinlikle biz zaten tüm herkes için öneriyoruz. Tabii. Yani illaki keratokonus olması gerekmiyor. Herkesin en az yılda bir göz muayenesine gitmesi evet. Gerekiyor. En azından 6 ayda bir de gidilirse evet, daha iyi olur hocam. Hiç fena olmaz. Evet, diğer görselleri de bir alalım. Onlara da bir bakalım. En azından birebir hocam. Evet. Evet bakın burada da canlı olarak keratokonus olan ve olmayan hasta. Bakın soldaki resimde normal kornea.
Herhangi hocam bombaya dışarı çıkmış ama evet, ya. Bak öne doğru sivrileşmiş vaziyette. Konik bir hal almış. Evet, doğru sivrileşmiş. Tabii hastanın görmesi buna bağlı olarak oldukça düşüyor. Korneye inceliyor. Bakın burada bir incelme aslında belli. Evet, ışığın hocam. Şeyinde. Kornea tabakasını ne kadar inceldi. Özellikle sivri olduğu kesimde, bölgede. Belli çok görünüyor. Net belli. Evet, diğer görselli bir alalım. Varsa eğer. Birkaç görselimiz vardı hocam. Bunu biraz sonra anlatalım. Evet, isterseniz devam edelim. Biraz tedavi kısmını evet, anlatalım. Başka bir şey varsa. Bunlar tedaviyle ilgili. Bunlar evet, dursun. Tamam. Görsellere yine evet. Devam edeceğiz. Bu arada değerli izleyenler, göz hastalıkları ile ilgili sorularınız varsa eğer yayınımıza da katılabilirsiniz. Gerek canlı yayınımıza gerekse WhatsApp hattından da bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımız zaten ekranda var. Ayrıca canlı yayınımız için de numaramız ekranda mevcut şu an. Bu konuda da telefonlarınızı alabiliriz. Kerata konusu olsun, diğer göz hastalıkları olsun. Hazır Kemal Hocam buradayken bunları da size cevaplayacaktır. Hocam peki bunun sebebi neden oluyor? Yani bu hastalığın olma sebebi evet, nedir? Evet. Şimdi genetik vakalar, yani annede babada olup da bize gelen hastada olma ihtimali biraz düşük. Yani genetik kısmı %10 gibi diyebiliriz kabaca. Daha çok çevresel faktörlerden etkilenen, evet, ortaya çıkan bir hastalık bu. Biz bize gelen, gözünü kaşıyarak gelen çocuk hastalarda özellikle alerjiyi tedavi etmemizdeki bir amaç da gözlerini çok ovuşturup korneaya zarar vermemeleri ve ileride korneanın bozulmaması, kerato konusunun ortaya çıkmamasıdır. Yani evet, evet. Gözünü çok kaşıyan, alerjinin çok olduğu toplumlarda kerato konusu olma ihtimali oldukça fazla oluyor. Hmm. Hastalarımızda sorguladığımız zaman genelde zaten çocukluk döneminde özellikle bir alerji olduğunu söylüyorlar bize. Yani geçirmiş. Çocukken gözlerim çok kaşınırdı, evet, ilaçlar kullanırdım, geçmezdi, çok ovalardım diye. Özellikle kerato konusu hastaları bunu çok dile getirirler. Biz de biliyorsunuz sıcak bir iklim kuşağındayız. Evet. İşte, özellikle Akdeniz, Güneydoğu bölgesi. Evet. Sıcak iklimin olduğu, alerjilerin çok olduğu bölgelerde bu hastalık daha çok görülüyor. Çok yani güzel. En çok sebeplerden birisi dediğim gibi şey, göz alerjisi ve gözü uzun süre kaşımak, kurcalamak kerato evet, konusu için önemli bir sebep. Evet, dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Evet. Peki hocam tanı nasıl konuluyor? Kişi hastaneye başvurdu. Evet. Şimdi az önce de bahsettim. Hani sürekli gözlük değiştiren, gözlüğünden memnun olmayan evet, hastalarda bakıyoruz. Özellikle miyopisi ve astigmatı bu hastaların çok hızlı bir şekilde ilerler. Evet hocam. Ve hastalar kerato konusu ilerledikçe yani %100 tam net göremezler. Normalde kerato konusu olmayan göz bozukluğu olan bir hasta, biz numarayı ayarlarız. Hasta bakar, bütün harfleri bütün %100 görür. Görmede bir sıkıntı yok. Ama kerato konusu hastalarında her ne kadar gözlük camını tam ayarlasak bile net bir görmeye ulaşamayız. Hmm. Bu tür hastalarda şüphelenmek gerekiyor. Şimdi tanı için belki eskiden çok fazla bir şeyimiz yoktu. Elimizde cihazımız, aletimiz, edevatımız yoktu ama gelişen teknolojiyle birlikte kornea tabakasının topografi dediğimiz kornea topografisi evet, denilen tetikle kalınlığı, inceliği, bu yapısının değişikliğini çok net olarak artık dokümante edebiliyoruz, görebiliyoruz. Kornea topografisi dediğimiz teknikle böyle bir hastalık var mı yok mu, bunun tanısını koyabilmek artık çok kolay. Evet. Yeter yani, ki şüphelenelim. Evet, yeter hocam. Yeter ki hasta gelsin, vatandaşlarım evet, size gelsin, bir çocuklarımız bakalım, gelsin evet, diyorsunuz. Evet. Hocam bir de tedavi sürecine geçelim isterseniz. Bununla ilgili yapılan tedaviler var. Tedavisi nasıl yapılıyor? Evet. Genel olarak o konuda da bilgiler verebilir evet, misiniz acaba? Hastalığın değişik evreleri var. Şimdi birinci evre dediğimiz, hastanın görmesini çok fazla etkilememiş, korneanın hafif seviyede sivrildiği evrede hastayı tanıyı koyduktan sonra gözlüğe bir süre idare etmesini önerebiliriz. Sıkı takiplerle tabii evet ki. Yani bu hastalık böyle kalacak mı? Küçük bir sivrilme, korneadaki bozulma şeklinde kalacak mı? Yoksa ilerleyecek mi? Takibi alarak hastayı bir süre takip edebiliriz. Ama zaman içerisinde kerato konusunun ilerlediğini, artık dediğim gibi numaranın hızlı bir şekilde ilerlemesi, hastanın net görememesi gibi durumlar ortaya çıktığı takdirde de artık bu hastalığı durdurmak gerekir yani. Daha yani fazla ilerlemesini önlemek. Tabii ki önlememiz gerekir. Şimdi eskiden böyle bir tedavi yöntemi yoktu ama son 10-15 yıldır bizim cornea cross-linking, yani cornea çapraz bağlanmadır Türkçesi. Evet. Cornea'nın yapısını sağlamlaştırmaya yönelik bir tedavimiz var. Halk arasında ışın tedavisi. Evet. Hastalarımız bunu ışın tedavisi diyorlar. Cornea cross-linking, cornea çapraz bağlanma dediğimiz bir tedavi. Biz kornea tabakasına bir ilaç ve ışın uygulayarak korneanın bu incelen tabakayı evet, sertleştiriyoruz. Oranın daha da sivrilmesini engellemiş oluyoruz bu tedavi yöntemiyle.
Bu tedavi yapmak gerekiyor birçok hastamızda. Özellikle genç hastalarımızda yani ilerlemesinin hızlı olduğu numaranın ve gözün kerete konusunun hızlı ilerlediği hastalarımızda biz cornea crosslinking tedavisini yapmayı kesinlikle gerekli görüyoruz. Bu tedavinin güzel tarafı hastalığı durduruyor. Yani dediğim gibi 10-15 yıl önce hastalığı durduran bir tedavi yoktu. Evet. Bu tedavi gerçekten başarılı, birçok hastamızda da güzel sonuçlar evet, alıyoruz. Şimdi hastalığı durdurduk ama hala hastamız kötü görüyor. Ne yapabiliriz? Gözlükle düzeldiği kadarıyla eğer iyi düzeliyorsa yine gözlükle hasta devam edebiliyor. Kontakt lensler söz konusu. Daha önce de sert kontakt lensler kullanıldı bu hastalarda ama şimdi artık yumuşak, yarı yumuşak kontakt lensler de önerebiliyoruz hastalarımıza. Ama genelde zaten hastalarımızın bir alerjik göz rahatsız olduğu için önceden gelen kontakt lense çok alışamayabiliyorlar. Yani kontakt lensi uyum biraz olmayabiliyor. Yani takma çıkarma ve gözdeki yine alerjik reaksiyonlar gündeme gelebiliyor. Bu hastalarda halka tedavisi dediğimiz başka bir tedavi yöntemini daha gündeme getiriyoruz böyle bir durumda. Şimdi hastalığı durdurduk, crosslinking yaptık. İncelen korneayı kornea içerisine koyduğumuz halka şeklindeki aparatlarla bir şekilde düzleştiriyoruz. Sivrilen korneayı korneanın içerisine koyduğumuz halkalarla o sivrili ortadan kaldırıp daha düz, daha oval bir hale getirip görmeyi netleştirebiliyoruz. Evet hocam. Buna da halka tedavisi, ring tedavisi, halka tedavisi deniliyor. Bu da yine yüz güldürücü tedavilerden birisi. Hastanın güzel görmesini düzeltmeye yönelik yaptığımız tedavilerden birisi. Şimdi yine dediğim gibi hastanın keratokonusu durdu. Bu hastalarda bazen yani her hastada olmaz tabii ama lazer tedavileri de gündeme gelebilir eğer ki korneanın yapısı uygunsa. Keratokonusu gerçekten durduysa, tamamen kontrol altına aldıysak bu hastalığı, lazerle numara düzeltmesi de söz konusu olabilir ama her hastada değil tabii ki. Herkes olacak diye olacak bir şey yok hocam. Olacak diye bir şey yok. Hastaya göre bunu yönlendirmek lazım. Ama dediğim gibi yani eskiden var olmayan crosslinking tedavisi artık var, artık bu hastalığı durdurabiliyoruz. Durdurduktan sonra da artık hastanın görmesini netleştirmeye, düzeltmeye yönelik tedavilerimizi uygulayabiliyoruz. Evet. Ya nihayetinde hocam bu konuda zaten bilim adamlarının yaptığı, sizin gibi değerli hocalarımızın yaptığı sürekli araştırmalar zaten ikna oldukça bu daha da inşallah gelişecek. Kesin bir çözüm de bulunur diye umut ediyorum. Bu eskiden tabii bu hastalığı durduramadığımız için hastalık ilerledikçe görme bozuluyor ve çok kötü artık hastaların kornealarını değiştirmek zorunda kalıyoruz. Kornea şeyi nakli dediğimiz tedavi söz konusu olabiliyordu. Bu da tedavinin bir parçasıdır ama artık diğer tedavilerin, yeni tedavilerin ortaya çıkmasıyla birlikte göz nakli, kornea nakli de daha az yapılmaya başlandı. Çünkü artık hastalarımız keratokonustan dolayı çok az görür hale gelmiyorlar büyük oranda. Evet hocam. Bir tedavinin bir kısmı da dediğim gibi son dönem hastalarda göz nakli, kornea nakli. Son çare diyorsunuz. Son çare de olur. Tedavide onu da unutmayalım. Evet, onu da belirtmiş olalım. Ekranlarımızı yeni açan izleyicilerimiz varsa eğer yeniden hatırlatalım efendim. Deha Televizyonu'nda bugün Önce Sağlık'ta efendim Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Kemal Yayla bizlerle birlikte. Kemal Hocam'la birlikte bugün sizlere keratokonus rahatsızlığını anlatıyoruz. Bununla ilgili de sorularınızı da hazırladım efendim. Hepsini Kemal Hocam'la da paylaşacağım. Yayınımıza da katılmak isterseniz telefon numaralarımız ekranda mevcut. Canlı yayına katılabilir ya da WhatsApp hattından da sorularınızı bize iletebilirsiniz. Bunu da aktarmış olalım. Hocam derlediğimiz sorular var izleyicilerimizden gelen. Onları da ben size bir paylaşmak istiyorum. Yine o grafik kalanlara da döneriz birazdan. Bir iki soru paylaşayım. Demiş ki hocam izleyicimiz 25 yaşındayım, keratokonus hastasıyım ve 3 aylık hamileyim. Gebelikte keratokonus hastalığının daha hızlı ilerlediğini duydum. Bu doğru mudur? İlerlememesi için ne yapmam gerekir? Hocamıza sorar mısınız demiş. Şimdi bu hastalık gebelik döneminde özellikle hızlı ilerler. Evet. Şimdi bu annelik gebelik hormonları, vücuttaki gebelik hormonları ve büyüme hormonu korneadaki bu bombeleşmeyi, sivrileşmeyi daha hızlı bir şekilde görmemize yol açıyor, oluşmasına yol açıyor. Bazı hastalarımız var, şöyle anlatırlar. İşte bir numara göz bozukluğum vardı, gebe kaldım. Doğurduktan sonra bir baktım numaram 3,5 oldu. Neyse 3,5'la devam ettim. Sonra ikinci çocuk olduktan çok sonra 5,5'a yani gebelik döneminde çok hızlı bir şekilde ilerler. Evet. Yani bunu görüyoruz. Şimdi gebelik döneminde
bu bahsettiğim tedavileri yapmamız mümkün değil. Işın tedavisi tabii. Ya da gebelikte uygun değil ama gebelik ve emzirme süreci sona erdikten sonra hastalarımız bunun için başvurduğu takdirde bahsettiğim tedavi yöntemlerini uygulayabiliriz. Ama evet, gebelik döneminde ve bebek emzirme döneminde bu tedaviler çok uygun değil. O zaman hocam şu an için o konuda yapılacak bir şey yok. Yok yani gebelik, gebelik olayı ve emzirme dönemi sona erdikten sonra tedavi tabii yapılabilir. Bir de orada emzirme dönemi var o zaman. Evet, sonları atlattıktan sonra tekrar hastamız geldiği takdirde bakılabilir. Evet, geçmiş olsun diyoruz, dikkat edin diyoruz. Hocam yine genç bir izleyicimiz. 20 yaşındayım, 14 yaşından beri gözlük kullanıyorum. Gözlük numaram sürekli ve hızlı bir biçimde artıyor. Ben keratokonus hastası mıyım demiş. Evet, olabilir. Yani değildir diyemiyoruz tabii ki. Bu hastanın çok ayrıntılı bir şekilde bakılması gerekiyor. Yani biz polikliniğimize gelen, gözlük muayenesi için gelen hastalarımıza tabii ön muayenede numaralarını ölçüyoruz. Hastamızın poliklinikte muayene koltuğuna oturttuktan sonra ayrı ayrı tek tek görmelerini kontrol ediyoruz. Gözlükte görmesi ne kadar düzeliyor ona bakıyoruz. Dediğim gibi hızlı bir şekilde astigmatı, özellikle astigmatı ve miyopu artan hastalarda, özellikle genç hastalarda, geçmişte alerji hikayesi olan hastalarda biz keratokonustan şüphelenmeliyiz ki bu hastalığı erken dönemde koyalım. Yani burada göz hekiminin bundan şüphelenmesi de önemli. Yani hasta gözlük için geliyor, bilmiyor ki gözünde böyle bir hastalık olabilir. Evet, bizim de hekim olarak bunu düşünmemiz, böyle bir hastada şey yapmamız gerekiyor. Hekimin tabii tecrübesi de orada çok önemli hocam. Evet. Yani bu hastamıza size keratokonusu yoktur diyemeyiz tabii ki. Bunun çok ayrıntılı bir şekilde bakılması sürekli lazım. Sürekli ve hızlı bir biçimde artıyor. Evet, hızlı bir şekilde hocam artıyorsa göz hekimine gitsin ve böyle bir şüphesi olduğunu kendisi de söylesin. Buna yönelik olarak gerekli tepkiler yapılacaktır. Hatta hiç zaman kaybetmesin diyelim tabii hocam. Çünkü bu hastalar eğer iyi görüyorlarsa bu hastalığı durdurmak çok kıymetli o dönemde, özellikle genç dönemde, genç yaş döneminde. Çünkü ilerlediği takdirde durdurmak da çok kolay olmuyor ve durursak bile bir görme azlığı meydana geliyor hocam. Meydana gelmiş oluyor. Evet, onda erken müdahale bu hastalıkları çok çok önemli. Evet, geçmiş olsun diyoruz izleyicimize, genç izleyicimize. Zaman kaybetmeden bir göz hekimine başvurmasını istiyoruz kendisinden. Hocam yine bir sorumuz daha var. Keratokonus hastasıyım. Çocukken gözlerimde çok fazla alerji oluyor. Hep kaşıyorum hocamın dediği gibi demiş. Şimdi çocuğumun gözlerinde de alerji var. Onda da bu keratokonus gelişebilir mi diyor hocam. Gelişebilir, evet. Yani en çok bizim keratokonus gördüğümüz hastalarda geçmişte alerji hikayesi oluyor. Çok gözümü kaşırdım, çok ilaçlar kullandım, çok ovuşturdum diyor hastalarımız. Yani alerji de genetik geçebiliyor. Yani alerjik bir bünyesi varsa bireyin çocuğunda da alerji olabiliyor. Yani kendisine keratokonus gelişmiş, çocuğunda da böyle bir ihtimal var. Yani çocuğuna sürekli söylemesi gereken hastamızın gözünü ovuşturmaması çocuğun ve alerji tedavisinin de yapılması önemli. Evet. Tabii bir böyle de göz kontrolüne gitmesi. Gitsin. Tabii ki bakılsın. Mutlaka. Yani böyle bir ihtimal var. Evet hocam. Yine hocam sorularla devam edelim. Hocam keratokonus teşhisi konmuş bir hastamıza, izleyicimize. Sol gözümün görmesi bu nedenle çok azaldı. Evet. Doktorum artık bu gözüme kornea nakli kesinlikle olması gerektiğini söylüyor demiş. Kornea nakli %100 başarılı bir tedavi midir? Kemal hocam ne önerir demiş. Şimdi bir hekime gidiyor galiba. Anladığım kadarıyla hastamız maalesef keratokonusu bayağı ilerlemiş ve artık bahsettiğim o durdurmaya yönelik ya da görmesini netleştirmeye yönelik tedaviler artık fayda etmeyecek düzeye gelmiş. Evet, evet hocam. Yani böyle bir hastada, keratokonus hastasında kornea nakli artık gündeme gelir ve söylenmiş de zaten. Şimdi düzgün bir şekilde yapıldığı takdirde bu şey kornea nakli ameliyatı tabii ki yüzü güldürücü sonuçlara ulaşılıyor. Evet. Düşük bir ihtimal red, vücudun bu yeni korneaya bir tepkisi, red etmesi de söz konusu olabiliyor tabii ki. Ama keratokonus hastalarında yapılan kornea nakilleri genelde başarılı ameliyatlardır. Daha genç hastalar oldukları için keratokonus hastaları bu ameliyattan da güzel fayda görürler. Yani yapılması gerektiği söyleniyorsa hekimi tarafından yapılsın. Evet. Hocam peki o süre mesela nakil olmaya karar verdi izleyen. Bunu yaptırmak istediğinde hemen bu nakil için doku bulunabiliyor mu acaba? Bulunabiliyor. Yani belli bir zaman beklemek gerekiyor mu acaba? Belirli bir süresi olabilir ama yine de doku bulunabiliyor.
Şimdi şöyle, şu halkımız tabii ki bayağı bilinçlendi artık organ bağışta, evet. Oldukça fazla. Fazla. Denizli hatta bu konuda birinci çok fazla, sıradaymış çok hocam. Çok fazla, göre gerçekten güzel. Yani konuya bulunabiliyor. Ama dediğim gibi yani güzel yapılan bir ameliyat da keratokonus hastasında. Bu ameliyat büyük oranda yüz güldürücü oluyor. Evet. Bir de hocam korneada herhalde uyum olayı da çok daha kolaymış herhalde. Daha kolay. Diğer yani organlara göre böbrek naklinde, karaciğer, evet. Böbrek naklinde, karaciğer naklinde uyum daha zordur. Yani birçok şey var ama kornea daha kolay bir şekilde uyum sağlar yeni bir bedene, yeni bir vücuda, yeni bir göze. Daha kolay bir şekilde uyum sağlar. Red oranı daha düşüktür diğer organlara göre. Evet. O da yüz güldürücü sonuçların elde edilmesini sağlayan güzel bir faktör. Geçmiş olsun diyoruz izleyicimize de. Nihayetinde hocam da o konuda tabii ki önerilerinde bulunuyor ama nihayetinde mutlaka bir muayene etmesi kesinlikle, de önemlidir. Sonuçta nihayetinde buradaki sorduğunuz soruya göre de hocam cevap veriyor. Onu da iletmiş olalım. Tabii ki takdir yine izleyicimizindir efendim. Bunu da iletmiş olalım. Hocam yine sorular var. Onları da paylaşmak istiyorum. Yine keratokonus hastası bir izleyicimiz yazmış. Gözümdeki numaranın lazer tedavisiyle sıfırlanması mümkün mü diyor. Lazer olmak istiyorum demiş. Kemal hocam ne der demiş. Evet. Şimdi bizim lazer, Alzheimer lazer dediğimiz yani numaradan kurtulma, halk arasında çizdirme ameliyatı denilen ameliyatlarda en önemli kontraindikasyon yani ameliyatı engelleyen faktörlerden birisi keratokonus varlığıdır. Evet. Yani bir kişide keratokonus tespit ediyorsak biz o kişiye lazer ameliyatı yapmaktan geri adım atarız. Evet hocam. Yani genel şey bu şekildedir, yaklaşım bu şekildedir. Öncelikle keratokonus tespit edildiyse vasıtada bu keratokonusu tedavi etmek gerekiyor bahsettiğim gibi. Evet hocam. Yani bu halde teşhis konmuş hocam. Evet. Yani keratokonus lazer yapalım, Alzheimer lazer yani çizdirme ameliyatı denilen ameliyatı yapalım da numarası düzelsin böyle bir şey çok yok. Sakıncalı. Evet. Yani zarar vermiş oluruz. Bu gözün yüzeyindeki incelmeyi biz daha da arttırmış oluruz böyle ameliyat yaptığımız takdirde. Bu hastaya direkt lazer ameliyatı yapıp numaradan kurtarmaya çalışmak çok yanlış bir işlemdir. Keratokonus hastasında. Evet. En başta olması bir kere yanlış değil mi hocam? Yanlış. Yani ne zaman yapılabilir, gündeme gelebilir böyle bir şey? İşte o ışın tedavisi dedik ya, korneanın şeklini, şeyini, sağlamlığını sağlayan ameliyatı yaptık, ışın tedavisini yaptık. Keratokonusu durdurduk. Bundan sonra hastanın görmesini netleştirmeye yönelik bir şeyler yapmamız gerekiyor. O zaman lazer belki diyorum. Bir ihtimal hocam da. Belki uygunsa belki gündeme gelebilir. Ama keratokonus hastasında direkt olarak hani lazer ameliyatı yapıp da gözlükten kurtarmaya çalışmak gibi bir yaklaşım kesinlikle büyük çok risk yanlış. Büyük risk değil mi hocam? Ya ben keratokonus hastasıyım hemen lazer olacağım bu iş bitecek diye bir şey yok yani. Şimdi bir de şunu da söylemek lazım. Bize lazer ameliyatı olmak amacıyla yani gözlükten kurtulmak amacıyla gelen genç hastalarımızda biz kornea topografisinden bahsetmiş. O tetkiyi yapıyoruz ve bir kısımda keratokonus tespit ediyoruz. Yani keratokonusun bu kadar artık bilinen bir hastalık olması, kolay konulabilir bir hastalık olması bu lazer ameliyatlarının artmasıyla mümkün oldu. Lazer ameliyatlarının ve kornea topografisi tetkikinin yapılabilir olmasıyla artık bilinir oldu. İyi ki de yapılıyor hocam. Çok önemli. Eskiden hani hastalarımız işte gözüm bozuk, gözlük takıyorum, hızlı göz numaram değişiyor. Gözlerim iyi görmüyor, gözlerim tembel gibi düşünen hastalarımız artık biliyorlar ki gözlerinde keratokonus olayları var. Evet hocam. Gerçekten tabii tıp geliştikçe de bunlar hep insanoğlu yararına hocam. Yani eskiden göz tembelliği tanısı konulan birçok kişi aslında anlıyoruz, biliyoruz ki artık keratokonus hastasıymış ama tanı konulamıyormuş. Evet, yani o günün tetkikleriyle, geçmişteki tetkiklerle. Evet. Bilinemiyormuş. Tabii. Aynen öyle hocam. Evet. Hocam yine devam edeceğiz. Değerli izleyenler şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden buradayız.